Geçen gün mülakat anısına giren yoğun ilginin ötürü bir MSU videosu daha hoş olur diye düşünüp size bugün sağlık kısmını detaylıca anlatmak istedim. Hadi başlayalım. Sözlü mülakatın ardından dışarıda grup grup insan çağırıp gitmemiz gereken hastanelerin kağıdı veriliyordu. Bu iş için Ankara'da 3, Eskişehir'de 1 hastane var. Bunların dışında herhangi bir hastaneye gidemiyorsunuz. O an Ankara'da olduğumuzdan elbette Ankara'daki birisi gelir umarım diyordum. Ama Eskişehir geldi şansıma. Babama durumu açıkladıktan sonra yarın yola çıktık. Sabah hastaneye geldik. Gelenleri sıraya sokmak için kağıda isim yazılıyordu. Oraya ismimi yazıp çağrıyı bekledik. Çağrı saati geldi. Onar onar içeri çağrılıyorduk. Ben 99. kişiydim. 90-100 arası çağrıldı. Girdim içeri doğru. Tam giriyorduk. Dediler bugün gelmesi gerekenlerle perşembe gelmesi gerekenler karışmış. Ve o gün salıydı. Yani 2 gün vardı arada. Orada çok büyük bir kaos çıktı. Niye bizi bugün çağırdınız? Biz geldik ta buraya falan derken en sonunda yarın gelmemiz konusunda uzlaştık. Ve benim adım birinci sıraya yazıldı. Yani ilk ben gelecektim. Bu hızı bitirmem için bir avantajdı. Yarın içeri girdik. Fizik testinde yapılan ön sağlık kontrolünün aynısı bir daha yapıldı ve bize doldurmamız için bir sağlık kurulu raporu verdiler. Bu kağıtta olan bölümlerin hepsine gidip kendinizi kontrol ettirip sağlam yazdırmanız gerekiyor. Ben hızlı olmak için ilk önce kanımı verdim. İlerleyen saatlerde çıksın diye. Aynı şekilde idrar ve dışkı örneğini de. İdrar tüpünü bastır içine dolar dediler. Ben sert bastığımdan iğneli kısmı kırdım. O yüzden mecburen dökerek koymam gerekti. Az biraz elimi pisletip verdim ikisini de. Bundan sonra neresi boşsa oraya kondum. Kulağa girdim. Kulaklık taktılar ufak bir. Ardından sessiz bir kapsülün içinde ses hangi kulağıma gelirse o düğmeye basarak sağlama aldım. Ardından çok sıra bir ikinci haberini alıp hızlıca göğüs ve röntgene girdim. Sonrasında cildiyeye girdim. Kadın bir doktor vardı. Soyun dedi. Nasıl? Şöyle önlü arkalı baktıktan sonra tamam giyin dedi, sağlamı verdi. Psikiyatri, nöroloji, kardiyoloji derken gün bitti. Yarın sabah akciğer nefes kontrolüyle başladım. Ardından nörolojinin oraya gittim. İçeriden çıkan herkesin tipinde şöyle bir şey vardı. Ben de biliyordum içeriden olduğunu, bakalım ne yapıyor tam olarak deyip girdim. Çıkar göster! Bu lafın ardından doktor beyin dediğini yaptım. Ufak bir bakış ve tartmadan sonra benim gülesim geldi. Doktor da bana... Hoşuna gitti değil mi köftür? Bir şey diyemedim, aldım sağlığımı, çıktım hemen ortopediye gittim. Ufak bir denge koordinasyonu ve ayak kontrolünden sonra çıktım ama sağlam yazmadı. 66A1 diye bir şey yazdı. Çok umursamadım, gittim dişe. O farklı bir hastaneydi. Burada ağzınızda çürük yoksa geçiyorsunuz arkadaşlar. Yoksa onun dışında sorun olmuyor. Ağzımı açıp gösterdim. Sağlığımı verdi ve gün bitti. Yarın en son göze gidecek ve kan, idrar ve dışkı tahlillerini alıp bitirecektim. Tahlilleri alıp göz sırasına girdim. Orada sohbet muhabbetten sonra içeri girip iki farklı sayfada 6 harf okuyup bitirdik. Bunun öncesinde ufak bir göz kontrolü de vardı tabii. Buradan da sağlama aldım ve evet sonunda bitmişti. Bu çile, onca sıra bekleme ve günden sonra sonunda kağıdı verip evime dönecek. Girdik heyet sırasına, iki kişi vardı. Onlar verdi, sıram tam geldi. İçeri girecektim ki bir adam çıkıp... Bugünlük bu kadar. O an sinirden kafamı duvara vuracaktım. İnanamadım saniyelerle sırf bir gün daha kaybettiğime. Ama yapacak bir şey yoktu. Geç saatlerde verip sonucu yarın almam gerekti. Sabah sonucu almaya giderken heyetten bir başkan aniden aradı. Çabuk gel Alperen diye. Hızlıca gittik. O 66A1'i hatırlıyor musunuz? O meğerse sorun oluşturmayacak düz taban demekmiş. Benim ayağımın derecesi tam 0,1 dereceyle kaçtığından geçemiyordum. Çabuk bir kontrol daha yap belki geçersin dedi. Çok büyük bir telaşla, ufak bir kaç taktikle ve heyet başkanının çok büyük yardımıyla sağlama aldım. Ve raporu tam bir şekilde verdim. Saat 5-6 gibi içeri çağrılıyorduk. Geçtik mi geçmedik mi öğrenmemiz için. Ben 6'ya dönüş bileti almıştım ve saatim gittikçe daralıyordu. Heyetteki abiye iki kemküm ettikten sonra tamam vereyim seninkini hemen dedi. Uçucu askeri öğrenci olur dedi ve çıktım. O kadar uğraşım boşa gitmemesi çok mutlu etti sonradan uçuşa çağrılmasam da. Ve hastaneden çıkıp yürürken... Buralara gelmek hiç kolay olmadı Can Bulut. Çok sıkıntı çektik. Çok çile çektik. Kader bize pusuyu küçük yaşta kurdu. Hayat yol ayrımlarıyla dolu Polat.